Onu düşmanları da çok iyi tanıyorlardı. İnanın şimdi size biraz sonra söyleyeceğim üç kelimenin düşmanlarının bile onu nasıl tanıdığını anlatabilecek ve bir kitabın anlatmadığı anlamı, manayı bu söz söyleyecektir. Denktaş için dünyanın en ünlü diplomatları ne diyorlar biliyor musunuz? Akvaryuma sıkıştırılmış balina. Evet, akvaryuma sıkıştırılmış balina. Yani bir başka deyişle de bazen küçük devletin büyük adamı diyorlardı. Her gittiğimizde, hep yan yana geldiğimizde yalnız onun yüreği, kalbi, beyni Türklükle dolu ve vatanının veya gençliğinin en verimli çağlarında bile yalnız beyni, akıl ve alın teri döken bir mükemmel insan olarak çalışmıştı. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu çok arayacağız ve şunu söylüyorum ki değerli dostlarım, Kıbrıs artık eskisi kadar enteresan değil. Gerçekten değil. Çünkü kaybını için size bir iki örnek vermek istiyorum. Tabii burada hepiniz çok yakın ve iyi biliyorsunuz. Bir biyografisini, bir geçmişini söylemek hocam istemiyorum. Çünkü hepimiz bunu artık biliyoruz. Bunu okuduk da birçok yerden ama anılarıyla onun sözleriyle yaşadığım bazı olayları size anlatabilirsem oradan bir netice daha iyi varmış olacağız. Nedir? Anlam planı çıkıp da bizim birçok gazetemiz malum olduğu üzere bunlar hala Türklük, büyük Türklüğe alışmamış ve onu benimsememiş insanlar anlam planının Kıbrıs'a neler getireceğini, neler getireceğini ve büyük menfaatler sağlayacağını anlatırken biz anlam planını elimizin tersi itmiş ve onun Türklüğü elimize alacağını bildiğimiz için ona karşı çıkmıştık. Ancak ben bir vesileyle bir toplantıda yan yana geldiğim bir olayı burada size anlatmak ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu nedir derseniz, anlam planının çok tartışıldığı bir dönemde İstanbul'da Yunanistan Başkonsolosu, ordu komutanı, 2-3 politikacı, 3-5 gazetecinin bulunduğu ve tamamen İngilizce, Fransızca konuşulan bir toplantıda ben de, yani sadece 11-12 kişi bir toplantıydı bu toplantı, ben de vardım. İşte anlam planlarının ne kadar Kıbrıs'a mutluluk getireceğini, refah getireceğini ifade ediyorlardı. Benim İngilizcem ve yani yabancı dilim yok, yeterli değildir. Ben de dinliyorum. Zaman zaman da yanımda Amerika Büyükelçisi Nurver Nureş oturuyordu sağ tarafımda. Sol tarafımda, o çok iyi İngilizce bilir, sol tarafımda da Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç. Başka dostlar da var. Onların ismini ben, bu ikisi yeterli. İşte efendim, herkes sırasıyla görüşünü bildiriyor ve Kıbrıs'taki anlam planının her şeyi temelinden halledeceğini ifade ediyor. Ama dökülen kanın hesabını kimse sormuyordu. Türklüğün dökülen kanının. Sonuçta efendim herkes konuştu ve ben de orada bulunduğum bir insan, kendimi ispatlamak durumundayım. Ben de izin verirseniz ben de bu konuda konuşmak istiyorum dedim. Ve döndüm Sayın Büyükelçime, efendim dedim, benim dilim, lisanım bu konuda yeterli değil. Ben izin verirseniz size yavaş yavaş anlatayım. Siz de lütfen İngilizce olarak arkadaşlarımıza bunu, tamam Engin Bey'den Nurber Bey, kulakları çınlasın, sağlam bir adamdır. Efendim, şimdi adamcağızın biri, yanlış bir ricam var Nurber Bey dedim. Özellikle ben küçük kelimelerle söyleyeceğim, lütfen aynısını. Tamam dedi. Efendim dedim, böyle böyle bir adamcağız saz çalarmış, köylerde geçinirmiş, ekmeğini de böyle kazanırmış. Fakat zaman içerisinde işte köy kahvelerinde insanlar ellerinde kağıtlarla oyun oynuyorlar. Dolayısıyla artık pek şeyi dinlemiyorlar bu saçlı adamı. Ve adam evini geçindiremiyor. Zor şartlar içerisinde.
İki gün, beş gün gidiyor kahvelere, çalıyor, çalıyor fakat para falan yok. En sonunda böyle ıstırap içerisinde yolda giderken bir kayanın dibine oturuyor. Orada başlıyor sazını çalmaya. Bir yılan çıkıyor, başlıyor oynamaya. Allah Allah. Yılan, bu adam çalıyor, yılan oynuyor. Adam çalıyor, yılan oynuyor. Bitince sazı kenara koyuyor, bir nefes alacak. Hemen kayanın arkasına geçiyor yılan. Oradan ağzında bir kese altın, oraya bırakıyor bunu. Adam alıyor, evin ihtiyacını böyle geçiriyor. Fakat bu sırrı hiç kimseye söylemiyor. Devamlı böyle. Gün geliyor, adam bir gün hastalanıyor evinde. Ekmek ister, su ister, et ister. Yok böyle bir şey. Diyor ki, arkadaşlar ne yapacağım kendi kendine? Oğlum çağırı, oğlum diyor gel buraya bak diyor filan yere git. Sen de saz çalması bilirsin. Orada bir kaya parçası var, üstüne otur, çal. Arkadan bir yılan çıkacak. Sana oraya bir altın bırakacak. Onu al gel oğlum, evin ekmeğini, suyunu getirirsin. Baba diyor ama, tekrar tamam babacığım diyor. Çıkarken düşünüyor, Allah Allah, kayanın arkasından böyle bir şey getirdiğine göre diyor. Kim bilir kayada ne şeyler var, altınlar var. Gerçekten alıyor sazını, başlıyor çalmaya, yine yılan çıkıyor, oynuyor falan. Hemen kamasını çıkartıyor belinden, fırlatıp atıyor. Onun tabii kuyruğu kopuyor, o hızla gelip çocuğu ısırıyor. Çocuk yerde, yılan da kaçıyor, gidiyor. Adam bekler bekler hasta yatağında, evladı yok. Bekler bekler hasta yatağında, evladı yok. En sonunda kalkıyor zoraki, doğru o kayanın parçasına geliyor. Bakıyor ki, oğlan yerde yatıyor, ölmüş. Yılan da meydanda yok. Alıyor sazını, dertli dertli çorarken yılan çıkıyor. Diyor ki, ahbap, hiç uğraşma. Sende bu evlat acısı, bende bu kuyruk acısı varken biz bir daha yan yana gelemeyiz diyor. İşte dostlar, ben bunu böyle söyledim ama dünyada başıma yıkıldı. Şimdi baktım, bu son lafı söyleyemiyor Nurben Güreş. Dedim ki, ekselans, sayın Birey Büyükelçi, söyle. Ya Engin ne diyorsun? Ya, bir şey var burada. Olsun dedim kardeşim. Şöyle geçsin dedim. Yalanı yok dedim. Tabii bir soğuk hava esti. Oradan bizi bir iki arkadaş, ya işte Engin Bey öyle demek istemiş diyor. Ertesi gün de başkonsol bizi yemeğe çağırıyor. Yani anlam planı ile ilgili. Biz dedik ki, sizde bu kuyruk acısı, bizde bu evlat acısı varken biz kolay kolay bu işleri demeyiz. Aradan 2-3 gün geçti. Sayın Denktaş İstanbul'a geldi. Burada değerli dostum Cahit Beyefendi var. Onu da burada ifade edeyim. Cahit Kaya Arslan kardeşimiz. Burada Kıbrıs için büyük fedakarlıkta bulunan ve İstanbul Başkonsolosu kuruluş tarihinden beri beraberce çalışan, çalıştığımız ve oraya hayatiyet veren önemli arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Bugün de aramızda bir bekler buraya geldiler. Onu da ben adımıza selamlıyorum. Sayın Cahit Kaya Arslan kardeşimizi. Sağ olsunlar.